Hükümetin başlattığı yerli üretim hamlesine özel sektörden birçok firmanın yanı sıra Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği'nden de destek geldi. Dün başlayan Ayımsat'ın düzenlediği fuara katılımcıların yoğun ilgisi vardı. Fuar 17 Ekim'e kadar devam edecek. Türkiye için mobilya sektörünün çok önemli olduğunu söyleyen TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, yüzü aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini söyledi. Türkiye için mobilya endüstrisi çok önemli. Burada son makine teknolojisi, yan sanayi ve katma değeri yüksek olan yeni ürünlerin sergilenmesi var. Şu an 35 ülkeden 830 firmanın katılımıyla hazırlandı. Bu 5 gün içinde yaklaşık 100 ülkeden 65 bin ziyaretçi bekliyoruz. İnşaat sektöründeki gerilemeden ağaç işleme makineleri sektörünün çok fazla etkilenmediğini söyleyen Ayımsat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol da makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının en yüksek olduğu sektörlerden birinin ağaç işleme makineleri olduğunu belirtti. Yaşanan son durumlardan dolayı iç pazarda inşaat sektöründeki gerilemeden dolayı bir miktar düşme var. Ama tam tersi ihracat tarafında artıya gidiş var. Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı tek en yüksek sektörlerden biri biziz, ağaç işleme makineleri. Aslında firmalara avantaj sağladığını belirten Erol, elde edilen artı %10 iskontoyla rakip ülkelere karşı büyük kazanç elde ettiklerini söyledi. Şu anda içinde bulunduğumuz finansal durumlar firmalarımıza bir avantaj sağladı. Özellikle dolar ve euronun yükselmesi firmalara artı bir %10 iskonto yapma şansı doğurdu. Ve bundan dolayı da rakiplerimiz İtalyan ve Alman firmalara veya Çinli firmalara karşı bir avantaj sağladığımızdan bu sene ihracatımızın özellikle bir fırsata dönüşüp artıya, bayağı bir artıya geçeceğini düşünmekteyiz. Sözlerini sürdüren Erol, iç sektörde ithalatın çok pahalı olmasından dolayı bir süre sonra yerli ve büyük mobilya firmalarının yerli makineye döneceğinin altını çizdi.